Ama ben Ankara'da duyuyorum ya. Vekil düzeyinde mi duyuyorsun daha üst düzeyde mi? Her düzeyde duyuyorum. AK Parti'den diyorum. Her düzeyde duyuyorum. Yani Çok, çok önemli bir, bu. Deniz'ciğim biz burada yani en azından üçümüz Ankara polislerinin tozunu çok yıllardır yutan in insanız. Yani bazen bazı isimler sırf harcansın diye, ismi yıpransın diye ortaya atılır. Çünkü şimdi hükümet üylerine baktığında kimlerin öne çıktığı belli. Hulusi Akarla Süleyman Soylu öne çıkıyor. Popüler, daha popüler isimler. Yani birilerinin parti içinden de, birilerinin bunları yıpratmak istemesinden daha doğal bir şey. Hani bu kadar 40 yıldır Ankara siyasetinin içinde gazeteci olarak bulunan birisi bana normal ben, geliyor, ben doğal şöyle, geliyor yani. Ama ben şöyle düşünüyorum. Ak Parti tabanında e, hala bir kazanma arzusu var ve mevcut koşullar altında kazanamayacakmışlar yani. Me Mecbur koşullar altında kazanamayabileceklerini ve bu bu seçimi kaybedebilecekleri endişesi taşıyorlar. Yani Tayyip Erdoğan yeniden seçilemez endişesi taşıyorlar. Bunlar Erdoğan'dan ümidini kesmiş kesim diyebilir miyiz akbar? Ya içinde? ümitlerini kesmemişler ama gidişat, mutfak vesaire şimdi e, şu şey de bitti. Bakın bu çok önemli. Bunu galiba babacan yaptı bu tespit. Eskiden daha kötüsü gelmesin yani yaparsa yine AK Parti yapar, yaparsa yine Tayyip Erdoğan yapar. E, gibi yaklaşımlar oluyordu. Gidip yine AK Parti. Şimdi e, daha kötüsü olmaz. Şimdi Bektaşi e, fıkrası anlatayım. Nefşin iyi dinle lütfen. Tamam. Sonra Dön, şey yapma. Din, Dinlemediğini mi fark etti? Yok, yine Dinliserle anlamazsan diyor. Şimdi eee Bektaşi Deve var mı? Deve yok. Bektaşi yürüyormuş. <laughs> i̇şte birkaç tane şerbet Fıçısı koymuşlar Şer, önüne. Şerbet mi? Evet evet şerbet. Normalize mi? ediyorsun şaraptır. Ya Yıkodaki şimdi şey. rütüye göre tamam, şerbet yaptı. onu. Rütüye göre evet. yaptın tamam. Şimdi demişler ki bunun bir bak hangisi şey. Yani e, iki tane fıçıyı koymuşlar böyle birini içmiş bu demiş diğerini göstermiş. O daha iyi demiş. Evet ya daha tadına bakmadın niye nereden bileceksin bundan daha kötüsü olamaz demiş. Demiş. Şimdi vatandaştaki algı da böyle değişti. Ya bütün düşün bak 2018'den bu yana anladın değil mi? Bak anladım. sonra anlamadım Devi falan. olmayınca değil. anladım. Tamam sonra şey yapma. Ee, 2018'den beri Tayyip Erdoğan'ın her türlü yetkisi var mı? Var. Var, var değil mi? Kararname evet. çıkarıyor var. vesaire. Bakan alıyor, bakan getiriyor. Her şey var. Ya niye yapamıyor? Şimdi yapamadığını seçimden sonra nasıl yapacak? Neden Hayır, 2018'den benim beri? Benim ters bir şey değil ki. Yo, yok yani you. şimdi hal böyle olunca mutfakta tencerede sıkıntı çıkınca yılların siyasetçisi bu adamlar. Seçim bölgelerine gidiyorlar vatandaşların tepkileriyle karşılaşıyorlar bilmem ne. Sonra ne yapıyorlar? Ulan galiba seçimi kaybediyoruz. Biz de kaybediyoruz sayın cumhurbaşkanı da kaybediyor gibi bir tespit yapıyorlar sokakta. Adı geçenlerle kazanacaklarını nasıl öngörüyorlar? Mesela akarlar. Ya diye. işte şimdi siyaset otomatik olarak. Üzere yani ben kaybetmeyeyim de o kaybetsin demek Hayır siyasi olarak şun, şunun şeyine ne bakıyorlar? Madem yıprandı metal yorgunluğu partide var Sayın Cumhurbaşkanlığında var. O zaman daha böyle metal yorgunluğu yaşamayan bir adayımız olsun. Mesela ben Sayın e, bu Cumhurbaşkanı'nın Abdullah Gül'le temasta olduğunu duydum doğrulatamadım. Abdullah Gül'den konfirm etmeye çalıştım. Bu iddiayı çok sağlam bir yerden mi duydun Deniz? Çok önemli çünkü. Altını çizelim. Doğrulatamadım. Izleyelim. Tamam doğrulatamadın ama bu iddiayı nereden duydun? Ankara'da duydum. Tamam benim, ama yani ya duyduğun bir yer... Bir siyasetçi çok, söyledi ama tam, ben... Şu, o çok, siyasetçi çok önemli bir kaynak mıydı? Ya benim de, de, her zaman görüştüğüm verdiği bilgilerde... AK Parti... Şimdi gene diyeceksin ki beni kimya hocası gibi sıkıştırıyorsun ama AK Parti içinden bir kaynak mıydı? Evet. Hah <laughs> evet. <laughs> şimdi... Evet. Ama, ama e, Abdullah Gül cephesinden doğrulayamadım. Yani onun için ben de Abdullah Gül Kınarım, cephesinden doğrulayamazsın zaten. Erdoğan dışında herhangi bir aday çıkaracağına inanmıyorum. Murat, burada çok önemli bir şey var. Bak gazetecilik açısından bir maden var burada. Nerede? Habercilik açısından deniz bir madenden bahsetti. Bu Abdullah Gül'le bir araya geldi. Ne zaman? Bir araya geldi değil. Yani daha doğrusu temasın iddiasının ne zaman duydun? E, i̇ki hafta önce. İki hafta önce. Evet. İkinci kanallar. Yani kendileri birebir değil de ikinci kanallar üzerinden verilmiş. Bir görüşme oldu diye söyledi bana. Ben teyit etmek için aradım. Soracağım konu da bu dedim. Olumsuz döndüler yani. Peki bu görüşmenin içeriğiyle ilgili bir bilgi aldın mı? Yok. Adaylık mı adaylık falan? Cumhurbaşkanlığı seçimi konuşmuş olabilirler dedi kaynağım ama şey yapamadım. Cumhurbaşkanlığı seçimi konuşmuş olabilirler. Evet. O zaman ne konuşabiliriz ki? ya bana destek ver ya aday ol mu demiş. Hayır git Babacan'la konuş işte e, o da, da olabilir. Davutoğlu ile konuş. Onların yeri orası değil burasıdır. Hani parti parlamento seçimlerinde istediklerini yapsınlar ama Cumhurbaşkanlığı seçiminde bizim camiadan biri Cumhurbaşkanı olsun yani e, niye başkasını destekleyecekler gibi bir şey olabilir yani. Gülde ben olayım der o zaman. <laughs> Şeyin, Daha doğrusu Cumhuriyet... Gül mü der, Hayri Nisa Gül mü der bilemem ama Cumhur... birisi der Gül'lerden. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak herhalde diyorsun. <laughs> o zaman Bahçeli'den vize alamaz. <laughs>